kalp damar tıkanıklığı neden oluyor? Damar tıkanıklığının ameliyatsız bir çözümü var mı? Stent yöntemi nedir? Ne işe yarar? Açılan damarlar bir kez daha tıkanabilir mi? Tıkanıklıkları ortadan kalkan bir hastanın bundan sonraki hayatı nasıl olmalı? Hepsini kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Şevket Görgül anlatacak. Şimdi yaşama dair'de. Efendim, değerli konuğumuz bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Biz sizi kısa bir tanıyabilir miyiz? İzleyicilerimiz de tanısın, bilsin. Ben kardiyoloji uzmanıyım. Kalp damar hastalıkları tedavisinde en güncel tedavileri uygulayan ve aynı zamanda hani bu işin öncülüğünü yapan, eğitimine katkıda bulunan bir kişiyim. Ağırlıklı olarak bizim işimiz... Bir şekilde hani bunu cerrahlar sevmiyor ama hastaları bir şekilde ameliyat olmaktan kurtarıyoruz diyelim zaman zaman. Bu işimizin ana bölümü işin açıkçası. Yani özgeçmişime çok girmedim. Olsun. Gönlünüz ne istiyorsa evet, her şey kabulümüz. Bir iş yapalım dedim. Konumuz zaten çok önemli ve ağır bir evet. konu. Günümüzde evet. de çok yaygın. Bu damar yolu tıkanıklığı, kalp damar yolu tıkanıklığı neden bu kadar çok yaygın günümüzde hocam? Şimdi bir kere çok uzun yaşıyoruz. Ya bundan 100 yıl önce insanlar işte yaşam beklentisi ortalaması 35-45 civarındaydı. Değişik nedenlerle insanlar ölüyordu. Şimdi ölemediğimiz için çok uzun yaşıyoruz ve öyle olunca tabii damarlarımız yıpranıyor. Bunun üzerine bir süreci hızlandırıyoruz. Bir kere çok obez bir toplumuz. Bu şişmanlık demek hem tansiyon demek hem şeker demek. Hem kolesterol demek. Ve ayrıyeten bunun üzerine siz bir de sigara içiyorsanız hani bu aynı yangına benzin dökmek gibi oluyor. İşte öyle olunca 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda insanlar kalp damar hastalıklarına yakalanıyorlar. Kalp krizi geçiriyorlar. Hastaneye yetişenlere bir şekilde müdahale ediliyor. Yetişemeyenler de maalesef kaybediliyor. Allah korusun. Ama artık dediğim gibi bypass'ın devreye girmesi, kalp damarlarının artık başka şekiller tedavi edilebilmesi insanların yaşam ömrünü oldukça uzattı yani. Evet. Çok şükür iyi ki varsınız. İyi ki hocam. Yani. Ben 51 yaşında babamı kalp krizinden kaybettim. Çok genç. O zaman siz de risk altındasınız. Sigara evet, içiyor hocam. Musunuz? İçmiyorum ama aile olarak annesi babası sağ olsun hep kalp zaten. Damardan vefat etmiştir. Biz hastaneye gittiğimiz zaman bunun en çok stresten olduğunu ve kalbinin çamurlaştığını söylediler bize. Vallahi stresle çok alakası yok bu durumun. Şimdi genetik faktör çok önemli. Biz genetik faktörü ortadan kaldıramıyoruz. Hani sizin özelinizde konuşacak olursak sizin bayan olmanız sizi koruyor hormonlarınızdan dolayı. İşte 60 yaşına kadar işte menopoza kadar bir şekilde korunuyorsunuz. Sigara da içmiyorsanız bu riskiniz azalıyor. Şimdi insanlar diyorlar ki sigara içti 70 yaşına kadar yaşadı, sigara içmedi 50 yaşında öldü. Bu şu demek. Şimdi o sigara içen kişi, içmeyen kişi 51 yaşında öldüyse sigara içseydi 40 yaşında ölürdü. Öyle mi? Çünkü bu genetik bir şey. Yani genetik olarak kalp krizi geçirme, kalp hastalığına yakalanma riskini sizin kodlarınıza, DNA'nıza işlenmiş. Size bir şey biçilmiş orada ve siz bu süreci hızlandırıyorsunuz sigara içerekten mesela örnek olaraktan. Şimdi o... 70 yaşında hani vefat eden kişi belki içmese 80'i 90'ı görecek. Dolayısıyla hani bu toplum içerisinde böyle birazcık yanılgı oluşturuyor. Bakın alkol için aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Alkol hani bir anlamda serbest bile diyebilirim. Ben hastalarıma kısıtlama yapmam ama sigara hakikaten sıkıntılı yani. Her ikisi de sağlığa zararlıdır diyelim. İkisinden de uzak kalmalarını evet, söyleyelim. Evet öyle yapalım. Değerli doktorum. Size yapalım, tamam. Kırmayın beni yapalım öyle. Yapalım. Söyleyelim tamam, öyle. Tamam öyle yapalım. Şimdi tedavileri dediniz. Çok buyurun. Sözünüzü kestim ama tabii, şöyle bir şey de var. Şimdi... Genelde şu oluyor, hasta yakınları geliyorlar ya alkol içmesin. Şimdi o adamcağızın hayatla olan bağlantısı oradan gidiyor, anlatabiliyor muyum? Şimdi siz onu yasaklarsanız hayatla olan bağını keseceksiniz. Hasta depresyona girecek. Strese girecek. Tabii bir şekilde hani bunun tabii ortası var. İnsanlar her zaman bunu yapmasınlar. Tabii biz alkolikliği çok teşvik etmiyoruz. Tabii ki ama hani sosyal günlerinde haftada bir iki kez insanlar bunu yapmak isterlerse de sağlık açısından şu... Bizim açımızdan sakınca yok. Bakın diyabet açısından olabilir. Şeker evet. hastalarını önermeyiz. Yani alkol alanlar bir kilo olur. Evet. Su tutar, tuz tutar. Hiçbir şekilde önermiyoruz ama kalp damar hastalığına özel konuşuyoruz biz burada. Tabii. Kalp damar hastalığına
özel konuştuğunuzda alkol mü sigara mı dediğinizde sigara çok çok daha kesinlikle zararlı. Kesinlikle ama ikisi de sağlığa zararlıdır diye toplayıp diğer soruma geçiyorum olur, hocam. Tamam. Şimdi şöyle biraz önce dediniz ki biz ameliyat olmamalarını sağlıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Mesela ama ameliyat olmak zorunda olanlar var. Yani hiç tedavi olamıyor. Onlarda stent dediğimiz bir durum var. O ne kadar? Şimdi şöyle ameliyat dediğimiz şey zaten bypass ameliyatıdır. Hı hı. Stent ameliyatsız bir çözümdür zaten. Hı hı. Çünkü bu teknoloji çok gelişti. Biz 1900 işte 2000'li yıllarda bypass'a verdiğimiz hastaların hiçbirini şu an bypass'a vermiyoruz. Bazen cerrahlar hastanın ameliyatını çok riskli buluyorlar. Bize yönlendiriyorlar. Hani bu siz halledin diyorlar. Çünkü bizim yapacak olduğumuz işlem ve cerrahların yapacak olduğu işlemin riski açısından bir risk açısından eşitiz. Nedir işte %1 ile 5 arasında işlem esnasında hastanın başına bir şey gelme riski var. Ancak bizim işlemimiz başarılı olduğunda biz hastaya ertesi gün taburcu ederiz. Hasta işini gücüne döner ve işte el bileğinden gireriz hastaya. Hı-hı. Ama ameliyat olduğunda bypass ameliyatı hepinizin yakın olmuştur zaten. Hı-hı. İşte göğüs kafesi açılır hastanın. Bacağından bypass için damarlar alınır. İşte o ayaklar belli bir süre sonra hı-hı şişer. Enfeksiyon riski de olabilir. Yani hastanın yaşam kalitesi ve konforu üzerine biz tartışmasız açık ara öndeyiz. Ama bazı hastalar var ki hakikaten cerrahla beraber değerlendirip ya biz benim mesela öyle hastam var ya senin ameliyat olman lazım dediğim ve hastayla yarım saat ikna ettim. Hasta beni ameliyat olmamaya ikna etti. Oturdum o hastaya 10 tane stent taktım. Ama hani doğru bir iş mi yaptım? Bazı hastalara hakikaten ameliyat daha iyi bir çözüm. Şimdi onu her zaman söylüyorum. Hasta beni Facebook'tan takip ediyor. Ben de onu takip ediyorum. Bakıyorum ne yapıyor? Tarlada, bahçede çalışıyor. Oh iyi diyorum. Aradan 2 yıl geçti. Bizi izliyordur kesin buradan. Sevgilerimizi iletiyoruz. Bundan sonra artık bir problem olmaz. O 1 sene bizim için çok önemli. Alternatifimiz var bununla ilgili. Ben tam sorumu tamamlayamadım. Onu da tamamlayayım. Tabii aslında ki anlattığınızda da bağdaşacak. Damar yolu tıkanıklığı yaşayan hastalarımızın stent takılması avantajlı mıdır? Evetse nelerdir diye soracaktım aslında hocam. Avantajı işte o konfordur. Hı-hı. Şimdi siz ameliyat bildiğiniz çok ağır bir ameliyattır bu. İşte göğüs kafasını açıyorsunuz, kalbi durduruyorsunuz, hastaya gelen anestezi veriyorsunuz. Oysa ki biz hastayla konuşaraktan el bileğinden girip o damarlarını stent yolu tedavi ediyoruz. Ama bu basit bir stent işlemi değil. Yani biz burada damarın içerisini görüyoruz. Bir takım özel malzemeler kullanıyoruz, işte kameralar kullanıyoruz ve stent işlemini düzgün bir şekilde yapmamız lazım ki bypass kadar o uzun ömürlü olsun. Orada da biraz işin içerisine işte maliyet, düzgün malzeme, tecrübe vesaire bunların hepsi bir takım faktör olarak önümüze, karşımıza çıkıyor. Evet. Çünkü hani bypass'ın çok da fazla bir maliyeti yok genel olarak. Hani sonuçta bir cerrahi bir işlem. Evet. Malzeme çok fazla kullanılmıyor ama bizim işlemlerimiz tamamen malzeme üzerine olduğu için tek dezavantajımız ne yazık ki maliyetimiz. Evet, okay. Sormak ister misiniz? Sormak istediğim bir soru daha var hocam. Damarların hepsi tıkalıydı. Siz tedavi ettiniz, açtınız. Bu kişi yaşantısına devam ederken tekrar tıkanacak mı o damar? Tıkanabilir, evet. Çünkü bypass için de aynı şey geçerli. Sonuçta aldığınız, bacaktan aldığınız veya koldan aldığınız damarın bunların bir takım yüzdeleri var. Yani işte 10 yıl içerisinde tıkanma yüzdeleri var. İşte 10 yıl içerisinde %50 bacaktan aldığınız bypass damarları tıkanır. Bazen 1 sene içerisinde de tıkanır bunlar. Bu hastanın performansına bağlı. Yani siz arabayı bakıma veriyorsunuz, arabanın bakımı yapılıyor. Ama ondan sonra bu arabayı düzgün kullanmak lazım. Yani evet, rutin kontrollerini düzgün yapmak lazım. İşte motoru sonra sokacak olan durumlardan uzak durmak lazım vesaire vesaire. Yani bu her iki tedavi yöntemi için de geçerli. Hasta ilaçlarını düzgün kullanacak ve hayat akışını ona göre düzenleyecek. Dikkatli yaşayacak aslında değil mi? Yani dikkatli yaşamak olacak değil. Şöyle diyelim. Dikkatli yaşamaktan kastettiğimiz bizim çok basit bir örnek vereyim. Hastaya kolesterol ilacı yazıyoruz. Evet. Benim kolesterolümü ben düşürdüm ama ben sana bunu kullanmanı söyledim diyorum hastaya. Ama işte ben onu cevizle düşürdüm, ben onu sirkeyle düşürdüm, şunu düşürdüm, bunu düşürdüm. Bakın biz bu kolesterol ilacını size stent takıyoruz. Biz size bu kolesterol ilacınızı kolesterolünüzü düşürmek için vermiyoruz. Bu kolesterol ilacınızı size diğer damarlarınızda aynı tıkanıklık olmasın,
%20-30 darlıklarınız ilerlemesin diye veriyoruz. Ve biz bunu verirken elimizde bilimsel verilere uygun olarak bunu yapıyoruz. Yani bir hipotez geliştirmiyoruz veya işte bir hikaye yazmıyoruz. Var olan 100 bin hasta üzerinde denenmiş olan yan etkilerini bildiğimiz bir güvenli bir tedavi yöntemi sunuyoruz size. Şimdi hastaya veriyoruz, hasta kullanmıyor. Bir sene sonra geliyor, sigara aynı bir şekilde devam ediyor. İşte kolesterol ilacını ne yaptın diye soruyorum. Bıraktığını biliyorum çünkü. Damarların yapısını görüyorum. Ya işte şu oldu, bu oldu falan. Tamam, ben de şunu söylüyorum ona. Olur, sigara içmeye devam edin. Kolesterol ilacınızı kullanmayın. E ben nasıl para kazanacağım? Oh, eyvah. Öyle diyorum hastaya, ne yapayım? Eyvah. O zaman ilacını kullanacak. Sigara içmeyecek. Bunun başka yolu İlacı yok. İlacı neden kullanmıyorlar hocam? Şöyle, biraz önce de doğal çözümler buluyorlarmış işte, değil yani, mi doktorum? İşte onu söylüyorum. Sirke, işte cevizle düşürüyorum, sirke kullanıyorum. Onlar da güzel ama onlar yeterli değil yani. Şimdi bakın, şöyle bir şey var aslında. Şu gözden kaçıyor. Artık hani eğitimde nasıl biz ortaokul, ilkokul, ortaokul, lise eğitimimiz varsa birisi çıkıp diyebilir mi ki size? Yok işte lise eğitimi gereksiz, ben onun yanına şunu yapıyorum diyebilir mi? Diyemez. Artık dünya standartlarında bütün tedaviler standartlaştı. Neye dayanaraktan standartlaştı? Yani 100 yıllık bir tecrübe sonucunda bunun en iyisi olduğuna karar verildi ve kimse bunun dışına çıkmıyor. Ama sağlıklı insanlar çok kolay bir şekilde bunun dışına çıkabiliyorlar. Oysa ki bu bir standart oldu artık. Bunun üzerine bir şey ekleniyor ama buradan eksilmiyor. Yani kolesterol ilaçları ile ilgili mesela o oluyor, bu oluyor. Kolesterol ilaçları benim konum değil ama hani hastalardan sıkıntı yaşadığım için bunu söylüyorum. Hastanın 5 yıllık hayatta kalma, kalp krizi geçirme ve ölme olasılığını %30 ile 40 arasında düzeltiyor. Bu ne demek? 5 yıl içerisinde bu hastanın kalp krizi geçirme, kalp krizinin ölme riski %30 azalıyor demek. Yan etkisi yüzde kaç? %1. %30'u mu tercih edersiniz, %1'i mi tercih edersiniz? Tabii ki mantıklı olarak. Şimdi hasta prospektüsü okuduğu zaman bakıyor ki o burada bir sürü bir şey yazıyor diyor. E tamam, kullanma o zaman. İçmeyeyim diyor. Tabii. İçme. Ama öyle ikna ediyorum. Benim paraya kazanmam ihtiyacım var deyince ikna oluyorlar. Evet diyorlar, biz fazla para kaptırmayalım diyorlar. Siz çok kazanın hocam da tabii ki insanlar da sağlığını bu kadar kolay riske atmasın. Uzmanlarımızı dinlesin lütfen. Şimdi son olarak sizden bir şey duymak istiyorum ben ve tüm izleyiciler. Hocam çok güzel konular konuştuk, çok güzel örnekler verdiniz ama şimdi tam da bu sıkıntıyı yaşayanların ilk yapması gereken nedir ve nasıl devam etmelidir? Sizden tekrar alalım ve vedamızı yapalım. Peki, neyi kastettiniz onu anlamadım. Şöyle yani. Bir şey, tedavi oldular ama yine hastalandılar. Hı. Ve doktora gittiler, bir türlü böyle düzene koyamadılar kendilerini, vücutlarını. Biraz önce uyardığınız gibi. Hı. Tam olarak neye dikkat etmeliler? Sigara dedik, düzenli yaşam dedik. İlaçlar dedik ama bir tane böyle bir cümle söyleyelim ki onlar sizler gibi uzmanlara gelip hemen acil önlemini alsınlar. Peki ben şunu söyleyeyim, bize gelmesinler. Doktorlardan uzak dursunlar. Doktor milleti insanı birazcık da böyle hasta edebiliyor. Ben şunu söyleyeceğim. Yapsınlar. 20 kilo versinler, bütün ilaçlarını keselim. Oo, işte kiloya geldik. Değerli izleyenler, duyduğunuz gibi hocamız çok iddialı bir şey söyledi. Neden? Çünkü kilo tansiyon yapıyor, kilo şeker yapıyor. Onların oluşturduğu kolesterolü yükseltiyor. Üzerine bir de sigara içince o insanlar infilak ediyor. Her şeyi stres diyorduk ama her şeyin altından kilo çıkmaya başladı. Bakın kilodan kastettiğim şu, ben sizlerden bahsetmiyorum ki sizlerde yok kilo. Yani şimdi bayanların birazcık... Biz bile mücadele ediyoruz hocam. Bakın, bayanların birazcık o anlamda kilo takıntısı var, onu söylemiyorum. Ben obeziteden bahsediyorum ve Türkiye'de çok ciddi bir obezite var. Çocukları da görüyorsunuz. Yani şöyle gözünüzü gezdirdiğiniz zaman ya bu çok ciddi bir felaket. Dolayısıyla 100 kilo olan bir hastadan bahsediyorum. Yani 100 kilo olan bir hasta şeker, tansiyon, kalp hastalığı varsa... O 20 kiloyu verdiğinde zaten belli bir şekilde onların hepsi düzene girecek. Tansiyonu düzene girecek. Egzersiz yapmaya başladığında bunların hepsi bir şekilde düzene girecek. Yani bunlar sizin bildiğiniz şeyler aslında. Olsun hocam, sizden yani, duymak çok sizden önemli. Duymak olur mu? Biz söylesek farklı, işin uzmanı söylese farklı. Ama her yerde yazılıp çizilen şeyler bunlar. Biz aynı şeyleri söylüyoruz. Yani olsun. Mucize çözüm yok. Yani bir sirke, bir sarımsak, işte ne bileyim bir tütsü falan, ne yazık ki yok. Keşke olsa. Keşke olsa, ben de isterim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağlık. Çok